Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Konjunktionen und Adverbien, yani bağlaçlar ve zarflar. Baktığımızda arkadaşlar, darum, deswegen, daher, bunlar arkadaşlar bu yüzden demek. Aus diesem Grund, bu sebepten gene aynı anlamda. Nämlich, bunu birazdan görüyor olacağız. Nämlich, şöyle ki anlamında arkadaşlar. Dediğim gibi onu birazdan görüyor olacağız. Dilerseniz hemen örneklerle başlayalım. Er ist krank, er geht nicht zur Arbeit. Evet, ne demekti krank arkadaşlar? Hasta. Evet, o hasta derken demek ki er ist krank, er geht nicht zur Arbeit. O nereye gitmiyor arkadaşlar? Zur Arbeit, o işe gitmiyor. Şimdi o işe gitmiyor. Düzeltiyorum. O hasta bu sebepten işe gitmiyor diyecek olursak ne yaparız arkadaşlar? Buradaki bağlaçları kullanabiliriz. Dolayısıyla er ist krank. Darum, bakın bu sebepten derken darum geht er nicht zur Arbeit. Ne olmuş arkadaşlar? Buradaki eylem başa gel, ikinci pozisyona gelmiş. Ardından pronom, yani er, sie, es, öyle değil mi? Ya da özlemimizi getiriyoruz. Onun ardından da diğer cümlenin öğelerini getirmiş oluyorum ve cümleyi tamamlamış oluyorum. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisini oluşturmuş oluyorum. Nelerle? Buradaki bu bağlaçlarla. Dolayısıyla er ist krank, darum geht er nicht zur Arbeit. Tabi bu darum olduğu gibi deswegen şeklinde de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla deswegen geht er nicht zur Arbeit. Herhangi bir anlam değişimi yok. Bu sebepten işe gitmiyor. Daher geht er nicht zur Arbeit. Ya da bu sebepten diyecek olursak aus diesem Grund geht er nicht zur Arbeit diyebiliyoruz. Dilerseniz sonraki örneğe bakalım. Sie möchte Deutsch lernen. Evet, o bir kadından bahsediyoruz. O ne öğrenmek istiyor? O Almanca öğrenmek istiyor. Sie möchte Deutsch lernen. Sie besucht die Sprachschule. Besuchen neydi arkadaşlar? Ziyaret etmek ya da okula gitmek anlamına da gelebiliyor bu arkadaşlar. Die Sprachschule'ye baktığımızda bu da dil okulu demek. Dolayısıyla o dil okuluna gidiyor. Şimdi buradaki neden sonuç ilişkisine baktığımızda arkadaşlar, o Almanca öğrenmek istiyor. Bu yüzden ne yapmak istiyor arkadaşlar? Bu yüzden dil okuluna gidiyor diyeceğiz. Dolayısıyla sie möchte Deutsch lernen. Aynı şekilde buraya yazıyorum. Bu yüzden darum besucht sie die Sprachschule. Ya da deswegen besucht sie die Sprachschule. Ya da daher besucht sie die Sprachschule. Ya da aus diesem Grund besucht sie die Sprachschule demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Er ist krank, er geht nicht zur Schule. Düzeltiyorum. Er geht nicht zur Arbeit. Er ist krank, er geht nicht zur Arbeit. Er ist krank, darum geht er nicht zur Arbeit. Er ist krank, deswegen geht er nicht zur Arbeit. Er ist krank, daher geht er nicht zur Arbeit. Er ist krank, aus diesem Grund geht er nicht zur Arbeit. Sie möchte Deutsch lernen, sie besucht die Sprachschule. Sie möchte Deutsch lernen, sie besucht die Sprachschule. Sie möchte Deutsch lernen, darum besucht sie die Sprachschule. Sie möchte Deutsch lernen, deswegen besucht sie die Sprachschule. Sie möchte Deutsch lernen, daher besucht sie die Sprachschule. Sie möchte Deutsch lernen. Aus diesem Grund besucht sie die Sprachschule. Şimdi sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Prüfung ist schwierig. Wir müssen viel lernen. Evet, die Prüfung, sınav demek arkadaşlar. Schwierig, zor.
Sınav zor. Değil mi? Die Prüfung ist schwierig. Wir müssen viel lernen. Lernen neydi arkadaşlar? Öğrenmek. Viel lernen, çok öğrenmek. Dolayısıyla müssen de zorunluluk hallerinde ki kullandığımız modal fiildi. Wir müssen viel lernen demek ki çok öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirecek olursam ne yaparım arkadaşlar? Die Prüfung ist schwierig. Evet, sınav zor. Darum müssen wir viel lernen. Bu sebepten çok öğrenmemiz gerekiyor. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Demin fiili ikinci pozisyona getirmiştim. Ancak burada modal fiil olduğundan dolayı ne yapıyorum? Buraya getiriyorum. Yani bağlaçtan hemen sonra getirmiş oluyorum. Buna dikkat ederim. Ve ne yapıyorum? Mastar halde asıl fiilim lernen'e cümlenin sonuna koymuş oluyorum. Burası önemli arkadaşlar. Dolayısıyla darum müssen wir viel lernen demiş oluyorum. Aynı şekilde deswegen içinde ne olacak arkadaşlar? Deswegen müssen wir viel lernen. Daher müssen wir viel lernen. Aus diesem Grund müssen wir viel lernen. Hepsi de demek ki aynı anlama gelmiş oluyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ulrich möchte schlafen. Evet, Ulrich bir erkek ismi arkadaşlar. Ne yapmak istiyor? Möchten neydi? İstemek demekti. Schlafen, uyumak istiyor. Derken demek ki Ulrich möchte schlafen diyoruz. Er trinkt Milch. Evet, o ne içiyor arkadaşlar? Süt içiyor. Demek ki trinken içmek. Milch de süt demekti. Ulrich uyumak istiyor. Bu yüzden süt içiyor diyeceğiz. Dolayısıyla Ulrich möchte schlafen. Darum trinkt Milch. Ya da deswegen trinkt Milch. Ja da daher trinkt Milch. Ja da aus diesem Grund trinkt Milch demiş oluyorum. Demek ki Ulrich uyumak istiyor. Bu yüzden süt içiyor demiş oluyoruz güzel Türkçemizde. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Die Prüfung ist schwierig. Wir müssen viel lernen. Die Prüfung ist schwierig. Wir müssen viel lernen. Die Prüfung ist schwierig. Darum müssen wir viel lernen. Die Prüfung ist schwierig. Deswegen müssen wir viel lernen. Die Prüfung ist schwierig. Daher müssen wir viel lernen. Die Prüfung ist schwierig. Aus diesem Grund müssen wir viel lernen. Ulrich möchte schlafen. Er trinkt Milch. Ulrich möchte schlafen. Er trinkt Milch. Ulrich möchte schlafen, darum trinkt Milch. Ulrich möchte schlafen, deswegen trinkt Milch. Ulrich möchte schlafen, daher trinkt Milch. Ulrich möchte schlafen, aus diesem Grund trinkt Milch. Evet arkadaşlar, şimdi nämliche sıra geldi. Nämliche baktığımızda arkadaşlar bu şöyle ki demek ve cümle içerisinde zaten incelediğimizde göreceksiniz ki nämliche 3. pozisyonda kullanıyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen örneklerle başlayalım. Ich habe Hunger. Evet, neydi Hunger arkadaşlar? Açlıktı. Dolayısıyla açım derken güzel Türkçemizde bunun karşılığı Ich habe Hunger imiş Almanca'da. Ich habe heute noch nichts gegessen. Evet arkadaşlar, essen perfekt zamanda olduğunu görüyorsunuz burada. Habe gegessen, yedim anlamında arkadaşlar. Heute, bugün, noch nichts, henüz bir şey değil. Yani henüz bir şey yemedim anlamına gelmiş oluyor dolayısıyla. Bugün henüz bir şey yemedim derken demek ki Ich habe heute noch nichts gegessen diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ve nämlich ile bir araya getirdiğimde ne yaparım? Buna bir bakalım. Öncelikle baştaki cümleyi alıyorum, buraya taşıyorum ve diyorum ki Ich habe Hunger ve noktamı koyuyorum. Bundan sonra ne yapıyorum? Ich habe nämlich. Evet, bakın burada ne olmuş? Üçüncü pozisyona gelmiş. Ich habe nämlich heute noch nichts
gelsin. Aslında teknik olarak baktığımızda arkadaşlar ne yapmış oluyorum? Nameless'i 3. pozisyona katmış oluyorum. Yani yardımcı fiil harm'den hemen sonra ne olmuş? Nameless gelmiş. Dolayısıyla bugün açım şöyle ki bugün hiçbir şey yemedim. Dolayısıyla ich habe Hunger, ich habe nämlich heute noch nichts gegessen demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar Rüdiger ist sehr glücklich. Evet, sehr glücklich, çok mutlu, glücklich, mutluydu öyle değil mi? Çok mutlu derken sehr glücklich diyoruz. Rüdiger bu bir erkek ismi arkadaşlar. Dolayısıyla Rüdiger çok mutlu derken Rüdiger ist sehr glücklich. Er hat diesen Monat 6000 Euro verdient. Evet, hat verdient arkadaşlar bu verdienen para kazanmak demek. Bunun perfekt zamandaki karşılığı da verdient, hat verdient şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Der Monat ay demekti. Bu ay diyecek olursak arkadaşlar diesen Monat demiş oluyoruz. 6000 Euro verdient. Demek ki Rüdiger çok mutlu. O bu ay 6000 Euro kazandı. Evet. Şimdi bu iki cümleyi şöyle ki ile yani nämlich ile birleştirdiğimizde ne yaparız? Öncelikle baştaki cümleyi aynı şekilde buraya taşıyorum. Ve diyorum ki Rüdiger ist sehr glücklich. Noktamı koydum. Er hat nämlich, bakın 3. pozisyona gelmiş. Er hat nämlich diesen Monat 6000 Euro verdient. Rüdiger çok mutlu. O şöyle ki, mutluluğun sebebi şöyle ki, o bu ay 6000 Euro kazandı demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe Hunger. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Ich habe Hunger. Ich habe nämlich heute noch nichts gegessen. Rüdiger ist sehr glücklich. Rüdiger ist sehr glücklich. Er hat diesen Monat 6000 Euro verdient. Er hat diesen Monat 6000 Euro verdient. Rüdiger ist sehr glücklich. Er hat nämlich diesen Monat 6000 Euro verdient. Rüdiger ist sehr glücklich. Er hat nämlich diesen Monat 6000 Euro verdient. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bağlaçları ve zarfları görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.